Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süerünlü. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye'nin IŞİD'le mücadele için kurulan koalisyon çerçevesinde önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Harf, Türkiye'nin Amerika ile ortak hedefleri olmadığı iddiasına katılmadığını da belirtti. Günlük basın briefinginde Kobani'deki son durumu değerlendiren Marie Harf'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani'nin Türkiye için stratejik önemi var ama Amerika için yok sözleri hatırlatıldı. Amerikalı sözcü bu açıklamayı görmediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk yetkililerle yakın temasın sürdüğünü, IŞİD'le mücadeledeki ortak strateji hakkında sürekli görüşüldüğünü söyledi. Harf, IŞİD'in Kobani'ye sürekli silah, militan ve mali kaynak aktardığını hatırlatarak Kobani'nin kendileri için de önemli olduğunu, önemli görmeseler IŞİD'le mücadele eden savaşçılara havadan silah sevkiyatı yapmayacaklarını belirtti. Amerikalı sözcü, Türkiye'nin Iraklı peşmerge güçlerinin Kobani'ye geçişi için koridor açma kararının koalisyon çabalarına ve IŞİD'le mücadele eden kuvvetlere önemli katkı sağladığını da vurguladı. Harf, stratejik müttefik ve koalisyonun önemli unsuru diye tanımladığı Türkiye'nin peşmergelere koridor açma kararının görmezden gelinmesini de eleştirdi. Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyondaki oynadığı rol her geçen gün biraz daha netleşiyor. Peki ama Washington'la Türkiye'nin öncelik ve stratejileri ne kadar örtüşüyor? İşte şimdi bölgedeki son gelişmeler ışığında bu konuyu uzman bir isimle konuşacağız. Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Henri Barki konuğum bugün. Hoş geldiniz Sayın Barki programımıza. Önce şöyle başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peşmergeye Kobani'ye geçiş izniyle ilgili olarak Obama'ya bu teklifi zaten ben yapmıştım. Ama Kobani Amerika için neden bu kadar stratejik bunu anlamıyorum dedi. Bu son günlerde yapılan açıklamalar içerisinde bu vurgu var aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için stratejik ama Amerika için niye öyle anlamıyorum diyor. Siz bunu bize biraz açıklar mısınız? Washington için Kobani neden bu kadar stratejik bir öneme sahip? Çünkü bakın şimdiye kadar IŞİD'in saldırdığı bütün gruplar, silahlı gruplar ya da ordular, mesela Irak ordusu, Irak'ta peşmerga, bütün bunlar çok çabuk çözüldüler IŞİD önünde. Halbuki Kobani'de PYD'nin yaptığı direniş çok başarılıydı. Uzun bir müddet PYD direndi ve direndikçe IŞİD onların üzerine gitmeye başladı. Çünkü IŞİD için Kobani çok önemli bir yerdi. Dolayısıyla IŞİD oraya çok büyük miktarda silah, malzeme ve insan yolladı. Dolayısıyla Amerika için aniden ve çok zenginiz, yani bir IŞİD mıntıkası haline dönüştü. Oraya IŞİD'i orada vurmak, IŞİD'e büyük bir darbe vurabilir diye düşündü. Dolayısıyla zaten geçen gün CENTCOM'un başındaki general de aynı şeyi söyledi. Çok target rich environment dedi. Yani çok fazla IŞİD savaşçısının olduğu bir yerdi. Dolayısıyla oraya Amerikan savaş uçakları çok yoğun bir bombardmanla ve PYD'nin de yardımıyla IŞİD'e çok ciddi bir darbe indirme imkanı gördüler ve bunu yapmaya başladılar. Nitekim ki öyle oldu zaten. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği doğru değil. Yani Türkiye, Amerika kendisi yapmak istiyordu bunu ve hem bombalamayı hem de koridor açılmasını bence Türkiye'den gelmedi. Geçen gün de zaten Hürriyet'te demeç veren Yasin Akdoğan da işte Kobani'nin bombalamasını biz önerdik dediği zaman Amerika'ya, o hiç doğru değil. Yani Amerikalı yöneticilerle konuştuğum zaman burada tam tersini duyuyorum. Peki o zaman Washington'un biraz önceliklerinden bahsedelim. IŞİD'le mücadele açısından Washington'un öncelikleri şu anda bölgede neler? Şimdi bakın bu iyi bir soru. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın öncelikleri çok çok değişik şu anda. Amerika'nın önceliği IŞİD ama IŞİD'in niye önemli olduğunu anlamak istiyorsak Irak'a bakmamız lazım. Çünkü Amerika için Irak çok önemli. Çünkü Irak'ta biliyorsunuz hem orada savaş, Amerika iki kere savaştı, hem Irak çok bir sürü açıdan çok daha önemli bir ülke. Petrolü var, Kürt bölgesi var, İran'la sınırı var. Halbuki Suriye onun için o kadar önemli değil Amerika için. Şimdi IŞİD'i vurmasının sebebi, IŞİD'i istiyorsanız ortadan kaldırmaya çalışmasının başındaki en önemli sebep
IŞİD'in Irak için yarattığı tehlike. Nitekim ki biliyorsunuz Musul'dan Tikrit'e kadar büyük bir yöreyi şu anda IŞİD kontrol ediyor. Ve IŞİD'in oradan çıkarılması için Irak ordusunun ve Peşmerge'nin bir daha koşullandırılması, bir daha savaş yapar hale getirilmesi lazım ve bu zaman alacak. Bu zaman alacak dediğimiz zaman bu sefer IŞİD'e mümkün olduğu kadar ağır darbeler vermek durmak lazım havadan. Çünkü Amerika kendi askerini sokmayacak oraya. Dolayısıyla Kobani o açıdan çok önemliydi Amerika için. Ama IŞİD'in bir numaralı tehlikesi Amerika açısından Irak. Suriye ikinci bir tehlike. Yani Suriye, halbuki Türkiye için öncelik Assad rejimini devirmek. Halbuki Amerika için öncelik o değil. Assad rejiminin devam etmesini istiyor demek istemiyorum burada. Assad'ın gitmesini söyledi. Amerikan hükümeti bunu söyledi. Ama Amerikan hükümeti şöyle düşünün. Suriye'deki iç savaş devam ederse Amerika için o kadar önemli değil. Irak çok daha önemli. Dolayısıyla onun için Amerika harekete geçti. Peki Türkiye sürekli koalisyonda çok önemli bir ülke olarak nitelendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın basın brifinglerinde sıkça dile geliyor bu. Stratejik bir unsur deniyor Türkiye için ama şu ana kadar oynayacağı rol hala çok net gözükmüyor. Bu Iraklı peşmergelerin geçişine izin verilmesinin dışında Washington'un hala şu noktada beklentileri neler olabilir Ankara'dan? Şimdi bakın aslında Türkiye koalisyonun içinde rol almıyor. Kendisi de söylüyor. Biz koalisyonun içinde değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Afganistan'dan dönerken gazetecilere söylediklerine bakarsak 4 tane şartı var. O 4 şarttan 3'ü Amerika için kabul edilecek şartlar değil. Assad'ın devrilmesi, bir tampon bölge kurulması, uçak uçurulmayan bir bölgenin fly zone'un kurulması. Bütün bunlar Amerika için Amerika'nın yapmayacağı, kabul etmeyeceği şeyler bunlar. Dolayısıyla Türkiye o koalisyonun bir parçası değil Cumhurbaşkanı'na göre. Amerika'nın dışişleri sözcüsüne bakmayın. Zaten genel olarak her zaman Türkiye hakkında her zaman söyledikleri çok şöyle olumlu, iyimser iyimser bir şekilde konuşurlar. Yani aslında çok fazla tenkit etmeye çalışmazlar. Her zaman öyle olmuştur. Hep Türkiye ile bir çeşit bir kavganın eşiğine gelmekten kaçınmışlardır. Dolayısıyla bunu söylemeleri bence çok doğal. Ama dediğim gibi siz oradaki insanlarla konuştuğunuz zaman hükümetteki Amerikan hükümetinde çok daha değişik bir resim çıkıyor karşınıza. Bir de unutmayın ki son zamanlarda bir sürü çok hoş olmayan olay oldu. Biden'ın söylediği. Şimdi Biden'ın yaptığı açıklama cidden aptalca bir açıklamaydı. Yani başka bir şekilde bunu söylemenin imkanı yok. Ama öte yandan da Türkiye sanki büyük bir zafer kazanmış gibi göstermeye başladı. İşte Biden'ın özür dilemesine, sanki Biden böyle 4 ayak üzerine Türkiye'den özür dilemeye gelmiş gibi gösterildi. Halbuki bunu Amerikan başkan yardımcısından bunu yapmanın hiçbir manası yok. Yani Beyaz Saray'da kendinize arkadaş edinmeye çalışıyorsanız Biden'ın böyle süründürmenin hiçbir manası yoktu. Biden'ın yaptığını ben yani Biden burada herkesin bildiğini söyledi. Herkesin fakat söyleme şekli, söylemi çok yanlıştı. Ama bununla bu şekilde abartmanın da bence manası yoktu. Onun ardından Susan Rice Amerikan televizyonunda, ulusal televizyon kanallarında şey dedi. Biz Türkiye ile bir anlaşmaya vardık dedi. Onun hemen ardından Türk Dışişleri Bakanı yok, bizim böyle bir anlaşmamız yok. Bu sefer Susan Rice çok kötü durumda kaldı. Yani Türkiye sanki dış politikasını düzenlediği zaman sanki başka ülke yokmuş gibi bir dış politika yapıyor. Yani çok acayip bir şey bu geliyor. Yani en önemli müttefikiniz de devamlı kavga etmeye çalışıyor gibi gözüküyor Türkiye. Dolayısıyla hem Susan Rice hem de Joe Biden'ın Türkiye'ye şu andaki herhalde bakış açıları pek olumlu olduğunu düşünmüyorum. İncil'e gelince, İncil çok önemli. Niye İncil çok önemli? Çünkü İncil'den kalkacak olan savaş uçakları Kobani diyelim ya da IŞİD'in yoğun olduğu yerlere ulaşmak açısından çok çabuk ulaşacaklardır. Şu andaki uçakların çoğu Körfez'den geliyor. Körfez'den geliyor demek ya 6. filodan ya da Doha'dan geliyorlar. Ya da bazen Akdeniz'den geliyorlar. Fakat
Körfez'den gelen uçakların havada ikmal yapmaları lazım. Çok uzun bir müddet bombalamak istedikleri yerlerin üstünde duramıyorlar çünkü dönüşü düşünmeleri lazım. Halbuki İncirlik oraya en yakın yer. 5 dakikada İncirlik'ten kalkan uçak 5 dakika üzerinde Kobani'nin üstüne varabilir ve çok daha fazla opsiyonu olur bombalama açısından. Sayın Belki bu noktada bir soru daha sorayım size vaktimizi iyi kullanmak için. Yaklaşık son 2 dakikamız, o yüzden son soru olarak bunu nitelendirelim. Amerika havadan silah yardımı ve malzeme yardımı yapmaya başladı bölgeye, Kobani'ye, ama bununla ilgili tabii başarısız olduğuna dair de burada da çok tartışmalar yapılıyor. Bu 28 paketten bir tanesinin IŞİD'in eline geçmiş olabileceği iddiaları var. Siz bu stratejiyi, bu havadan yardım stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, böyle havadan ikmal yapıldığı zaman her zaman bazı, yani çünkü paraşütle iniyor bunlar. Paraşütle inen her şey bazen istediğiniz yere inmez. Bunu bütün savaşlarda gördük. Yani İkinci Dünya Savaşı filmlerini seyrederseniz bile orada da görürsünüz bunu. Şimdi 28 paketten bir tanesinin işine düşmüş olması bence büyük bir kabiliyetsizlik değil. Ben aslında daha fazlasının düşeceğini düşünüyordum aslında ilk gördüğümde bunları. Çünkü çok ufak, çok dar bir yere bunları indirmeye çalışıyorsunuz ve IŞİD'in eline düşmesi gayet normal. Ama IŞİD'in zaten o silahlara ihtiyacı yok. Dünya kadar silahları var. Zaten verilen silahlar, PYD'ye verilen silahlar o kadar sofistike silahlar değil. Yani zaten IŞİD'in içinde dünya kadar Kalaşnikov olsun, işte Kalaşnikov mermisi olsun, bütün bunlar zaten var onlarda. Yani oturup da kalkıp işte 28 paketten bir tanesi bu tarafa düştü diye yaygarayı basmak bence çok çok saçma. Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Henry Barki, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Ve Kobani ilişkin... Kobani'ye ilişkin bir başka haberle devam edelim şimdi. Kobani'de halk, Amerika'nın IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçlere havadan silah, cephane ve tıbbi malzeme atmasını sevinçle karşıladı. Ancak operasyon Türkiye'yi kaygılandırıyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Scott Babb'ın Türkiye sınırından gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler Kobani'de IŞİD'le Kürt güçler arasındaki çatışmaları sınırdan izliyor. Çatışmalar karamsarlığa yol açsa da sığınmacılar Amerika'nın Kürt savaşçılara silah ve ilaç yardımı yapmasından memnun. Kobani'de yaşayan akrabalarının zarar görmemesi için soyadını vermeye çekinen Muhammed, son sevkiyatın umutlarını yeşerttiğini söylüyor. Haberler herkesi çok umutlandırdı. Kobani'deki akrabalarım silahlar gelince IŞİD'i kentten süreceklerini ve barış içinde yaşayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın eline geçebileceği kaygısıyla Suriye'deki PYD'nin silahlandırılmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, PYD şu anda bizim için PKK ile eştir. O da bir terör örgütü. Bir terör örgütüne kalkıp da bize dost olan NATO'da beraber olduğumuz Amerika'nın böyle bir desteği açıktan açığa söyleyerek bizden evet dememizi beklemesi çok yanlış olur demişti. Türkiye IŞİD'le mücadelede Iraklı Kürtlere destek verse de Suriyeli Kürtlerin sınırdan Kobani'ye geçmesini yasakladı. Ancak Mustafa adlı sığınmacı Kobanililerin IŞİD'e karşı mücadele edeceğini söylüyor. Biz Kürtlere sınırı geçmeye izin verirlerse genç, yaşlı hepimiz geçeceğiz. Eğer bize silah vermezlerse taşlarla savaşacağız. IŞİD'in Kobani'ye ve köylerimize girmesine izin vermeyeceğiz. Kobani'deki Kürt liderler havadan atılan silah ve diğer malzemeleri aldıklarını, ancak IŞİD'e karşı zafer kazanmak için ağır silahlara ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi internette amerikanınsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.